İstanbul'da oturup da köyde evi olmayanlara valiliğe vermiş olduğumuz dilekçeyle 99 dönüm arazi köyümüze kazandırarak, köylülerimize kazandırarak burada 68 tane parsel yaparak 52 tanesinin inşaatlarını yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda anahtar teslim törenini yapacağız. Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın köyler yaşamalı programına aldırarak köylerimizi, Sivas'ımızı biraz daha hareketlendirip biraz daha canlandırmak adına köylülerimizi, İstanbul'da oturup köyde ev olmayanlara ev yaptık. Evlerimizi müteahhitimiz Mustafa Demirçelik diye bir kardeşimiz var, Allah razı olsun. Onunla anlaşarak 25 bin lira peşin, ayda 1200 lira taksitle 3+1 ve 2+1 olma kaydıyla 3+1'ler 95 bin TL, 2+1'ler 75 bin TL. Böyle bir işe başladık. O günden bugüne, 2016'dan bugüne kadar bu hale getirdik. Şimdi vatandaşlar, İstanbul'da oturan vatandaşlarımız, zaten İstanbul, çoğunluğu İstanbul'da duruyor. Yani burada bir kardeşimiz var, Sivas merkezde yaşıyor, onun bir evi var. Onun dışındaki hepsi İstanbul'da yaşıyor. Balkonu ve odasından başka bir yeri göremiyor. İstanbul'da sıkıldılar, İstanbul'da bunaldılar. Ama köyüne çok gelmek istiyor ama köyde de evi yoktur. Bu tevafuk oldu. Bizim böyle bir yer yapmamız bizim için de çok güzel oldu. Onlar için de çok güzel oldu. Bu pandemi dolayısıyla burada köyüne gelip de evi yapmak isteyenler için çok büyük bir fırsat oldu. Allah bu ülkeden bu hastalığı dünyamızdan inşallah bir an önce uzaklaştırır. Ama biz bu işleri yaparken pandemi falan yoktu ama çok isabetli bir iş yapmış olduk. Bugün Kurban Bayramı'ndan sonra gelip de belki burada 15-20 hane, belki 30 hane geri gitmeyecek İstanbul'a. Burada kalacaklar. Çünkü İstanbul'dan artık insanlar bıktı. Yani İstanbul'dan bugün 3 kilometre, 5 kilometre arabanıza gitmek istiyorsanız saatler sürüyor ama burada açık, temiz hava, bol gıda, kimsenin şey yok. Herkes burada aşıyla, işiyle, bahçesiyle uğraşıyor. Meşgalesi çok daha güzel. Köy güzel dolayısıyla. Onun için isabetli bir iş yapmış olduk, öyle düşünüyorum.